bence 12 burç arasında en hararetli, en ateşli. <laughs> Ama onun ne varsa dilinde. Koçlarla başlayalım mı? Hemen Sevgili başlayalım. Sevgili Koçlar, parasal konuda öyle bir haftaya girdiniz ki. Öyle bir haftaya girdiniz ki. Şimdi televizyonunuzun sesini açın, bir de koç tanıdığınız varsa ona da haber verin. Çünkü zirve yaptığınız bir haftadasınız. Evet, bu hafta bu sabah yaşamış olduğumuz ay tutulmasının enerjisi ve gezegenlerin kombinasyonu öncelikle 16 Mayıs e, bu sabah saat 7.14'te bir tutulma yaşadık. Yılın ilk ay tutulması 17 Mayıs'ta Mars ve Neptün kavuşum yapacak ve Balık burcunda gerçekleşecek. 21 Mayıs'ta Güneş Boğa burcundan ayrılacak ve İkizler burcuna geçecek. Dolayısıyla hayatımız şey anlamıyoruz Nuray. hareketlenecek Heh. İkizler burcu konuşmayı çok sever e, dedikodu yapmaz eleştirir ona sorarsan ama herkesin hakkında bir fikri vardır dolayısıyla da ben onların temiz kalbini çok seviyorum şimdi bu gezegen değişimleri 12 burcu da tabii ki ayrı ayrı etkiliyor İlk burcumuz koçlar bu hafta ani kararlar alabilirsiniz aman diyorum şu ana kadar hiç niyetine düşüncesine girmediğiniz hiçbir ani karar almayın. Yarım kalan işlerinizi tamamlamanız gereken bir haftadasınız. Aşk konusunda, iletişim konusunda iç huzurunuzu özellikle korumanız gereken 7 günlük bir sürece adım attınız. Hadi bakalım. Aynı zamanda haftaya tabii ki ay tutulması ile birlikte başladınız. Bu ay tutulması sizin 8. ev konuları. Astroloji 12 ev üzerinden hesaplanıp yorumlanıyor. 8. ev ne? E, riskli ve tehlikeli bir evdir. Ölümü anlatır. E, kazaları anlatır. Kayıpları anlatır. Mirası anlatır. Ee, yaşamla boğuşmayı anlatır. Şimdi koçların 8. evini etkileyen bu tutulma özellikle de bu döngüde netleşemediğiniz kesin bir sonuç elde edemediğiniz iletişimleriniz konusunda daha sakin ve dinleyici olduğunuzda olası bütün tartışmalardan benliğinizi ruhunuzu uzak tutacaksınız. Özellikle bir koç bireyi olarak yaptığınız işte, taşıdığınız sorumluluklarda... ...lütfen içinde bulunduğunuz işe güvenin. sağlamadımlar atmaya, hepimizin her an yaşadığı ilişkide, yaptığı işte... ...gelecek korkusu olabilir ama korkunun bir faydası yok ki bize. Ecele faydası Aynen yok olur? öyle. Korkularınızı aşmaya, e, huzursuzluklarınızdan arınmaya... 7 gün boyunca lütfen özen gösterin. Bunu başardığınız takdirde yaptığınız işe konsantre olacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Bugünün işini yarına bırakmayın. Diyelim ki hiçbir iş hayatı olmayan bir ev hanımısınız. Daha henüz kışlıkları ve yazlıkları ayıramadınız. yarına mı bırakayım? Hayır. Bugün vaktiniz varsa bugün yapın. Hazır Merkür gerilerken dolaplarınızı temizlemek, kullanmadığınız eşyaları dağıtmak, yenilenmek, derin temizlik yapmak için de doğru Bugün, bir zaman. Bugün. Bugün. Kesinlikle. Eskileri atmak. Eskileri atın, yenileri güzel bir şekilde koruyun. Eskiye ait sizi yoran eşyayı da kişiyi de. Hayatınızın dışına atın. Zayıflarım diye gardırobunda tuttuğun her eşyayı gönder. Biriktirme kesinlikle <laughs> stokçuluk yapma. Gerçekten kesinlikle. ne oluyor sana o gardırobun hali? Bak ben geçmişte kartoncu teyzeler gibiydim. Her şeyi topluyordum. <laughs> Samimiyetle <laughs> söylüyorum herkesi. Hakikaten öyle biriktiriyordum. Stok yapıyordum o ne biliyor musun? Geçmişi bırakamadığım için. Şimdi, Şimdi... benim geçmişim yok. Sadece geleceğin Koçlar var. Koçlara şunu mu söylüyorsun? Hiçbir duygunu bile biriktirme. Biriktirme. Eski eşyalarından arın. İhtiyacı olanlara ver. Kilo aldın olmayan pantolonu niye tutuyorsun? Zayıflayırım giyerim diye. Zayıflayınca yenisini alırsın. Aynen. Biriktirmeyi bırak. Duygunu biriktirme, eşyanı biriktirme. Lazım olmayan hiçbir şeyi hayatında biriktirme. Hadi şimdi derin bir nefes al. Program bittikten sonra eskiye ait olan her şeyi topla ve temizle. Anahtar kelime program bittikten sonra. Bak evet. şimdi ekrandan kalkarsanız vallahi gönül koyarım. Tabii ki. Şimdi değil. Şimdi değil. Belki güneş burcunuz koç, yükseleniniz başak. Yükseleninizi asla kaçırmamanız gerekiyor. Tabii ki ben burç yorumlarını yaparken ne diyorum? Güneş koçlar, yükselen koçlar. E, ay burcunuz da çok önemli. Ayda sizin psikolojinizi düşünme şeklinizi, yuva durumunuzu yönetiyor. Yani Koç burcu olabilirsiniz, yükseleniniz Yay olabilir, Ay burcunuz Balık olabilir. Programın sonuna kadar kalmak durumundasınız. Lütfen. O yüzden lütfen kendi iyiliğiniz için, iyiliğiniz için kariyer ve iş alanında, işinizde, mesleğinizde sıkılmış hissettiğiniz alanların bilincinde ve farkında olacağınız bir haftadasınız. Evet sizi yoran, efendim bezdiren bir iş sorumluluğu içinde çalışıyor olabilirsiniz. Ama çalışmak durumundaysanız sıkılmak yerine sıkıldığınız alanda gözünüze, gönlünüze, bilincinize, yaşamınıza huzur verecek duyguları çekmeye özen gösterin hayatınızda. Özellikle e, ayın 20'si ve sonrasında güneşin ikizler burcuna geçmesiyle... Siz sevgili Koçlar, kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın akrabalarınız, yakın arkadaşlarınızla iletişiminizde daha güçlü bir döneme başlıyorsunuz. Aşk ve ikili ilişkilerde ise süre gelen bir beraberliğe, uzun süreli bir birlikteliğe, evliliğe sahip bir Koç burcuysanız, iletişim ve ilişki konusunda mümkün olduğunca ee, Partnerinize karşı hoş düşünüp, hoş konuşmalar yapmaya, gönül almaya, kırgınlıklarınız varsa bunları düzeltmeye, yersiz ve haksız konuşmalar yapmamaya özen gösterin lütfen. Eğer düşünmeden konuşursanız ilişkilerinizde çok büyük kaoslara, ayrılmalara ve dağılmalara neden olabilirsiniz. Ay Allah göstermesin. Ama siz sözlerinizi düşüncelerinizi dengelediğiniz takdirde olası ayrılıklara, ortaya çıkabilecek geçimsizliklere kendi duruşunuzla yardımcı olarak engel olacaksınız. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda oldukça sağlıklısınız. Süper. Sadece kendi kendinize yersiz kuşku, kuruntu, bağırma, çağırma ile psikolojinizi bozabilirsiniz. Bunu yapmayın. Haftanın spotu. Eskiye ait her şeyi at üstünden. Geçmişle yaşama. Ki koç Yani bu gerek midir? duygun olabilir, gerek bir eşya olabilir. Ama bir temizleme, bir revizyona gitmen gerekiyor sevgili öyle. koç. Aynen öyle. Steril olman gerekiyor. Eskiye ait ne varsa atıyoruz. Gardıroplar temizleniyor, duygular temizleniyor. Hatta böyle gönül çekmecelerimizde, Alt taraflarda böyle eski ait duygular vardır. Yok mudur? Olmaz durum. mı? Bana Tabii onu ki. demişti de, bunu demişti de, bunu yapmıştı da vallahi onlar dünde kaldı. Dün dündür, bugün bugündür. Ee, Bugünle yaşamak gerekiyor. Bir ilişkin bitmiş olabilir. Belki şu anda bunun hazımsızlığını yaşıyorsun. Tabii. Ee, Her lütfen şey karşındaki insana ah etme, beddua etme. Akışa bırak, olura bırak alemlerin Rabbinden hiçbirimiz hiçbir şeyi saklayamıyoruz. Çok haklısın. Gerçekten saklayamıyoruz. Sen dua et. Ettiğin dua da kendine, ağzından çıkan beddua da evet. kendine. Sen alemlerin Rabbini havale et. O yarattığı kulu nasıl ödüllendirmesini de iyi bilir. Nasıl cezalandırmasında iyi bilir. Ama bu tutulma ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Hiç kimse yaptığı kötülüğü görmeden bu üç aya veda edemeyecek. Allah'ım inşallah size ve bize, Tabii ki. Ya bize yapılan bütün kötülükler size de. Nur ya bir Allah şey söyleyeceğim. İnşallah yerini bulsun. Şimdi sana bana biri kötülük yaptıysa, hayatımızdan biri çıktıysa biz o kadar şanslıyız ki sınırlarımızı belirliyoruz. Görmüyoruz, görüşmüyoruz. Ama bizi hep görmek zorundalar. En büyük bela işte. <laughs> tövbe tövbe ya. Niye bela? <laughs> Hayır. hani be. Ben hayatımdan çıkarıyorum ekran açsa Bir ben... Bir de sinsi sinsi izliyorsunuz. Gazeteye baksa ben, sosyal medyaya girse ben. Yani ben çıkarırım ama kimse beni hayatından Ay ben çıkaramaz. Ben senin özgüvenini yerim. Öyle. Bu arada Nadide Sultan izliyor bizi sevgili Nadide çok selamlarını benim. göndermiş. Yazmış bana şimdi şeyden, e, telefondan, Whatsapp'tan. Ay diyor... Ay tutulması benim burcumda oluyormuş. Çok heyecanlandım diyor. Tabii akrep burcunda ay tutulması. Kanlı ay tutulması. Evet. Akrepleri nasıl etkileyecek onu konuşacağız. Boğa'ya boğa geçiyoruz tamam. 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 Emine oradan öpüyor. Ne olur boğa'ya geçelim. Çok konuşuyorum bazen biliyorum. Affedin. Ama paylaşmayı Mesleğimi seviyorsun. Mesleğim konuşmak ne yapayım. Tabii ki. <laughs> Sevgili boğalar. Günaydın bütün boğalara. Kendime de. Aşk var mı? Var. Aslanlar tabii ki var. Gibi. Olmaz mı? Hem de böyle gümbür gümbür başlayan aşklar. <laughs> Para var e, mı? Var. Olmaz mı? Sağlık Şimdi, da var. Var tabii ki. Bu hafta Oları boğalar... Boğaları o zaman. Her şey var. Anlatalım. Detay uyarılar da var ama. Ya. Var tabii ki. Şimdi sevgili boğalar, yükselen boğalar, güneş boğalar. Çocuklarınız varsa onlara karşı çok anlayışlı olmanız gereken bir haftadasınız. Biliyorum tükendiniz anne baba olanlar evlatlarının isteklerini karşılamakta yine mi anlayış yine mi anlayış diye her çocuk evin resmidir ve fotoğrafıdır ee, yalnız olarak büyütüyorsanız Çok annenin psikolojisidir çocuğun hayatı yaşayışı babanın psikolojisidir çocuğun hayatı yaşayışı dolayısıyla çocuklarınıza karşı her zamankinden daha fazla anlayışlı daha fazla esnek olmanız gereken bir haftadır. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Maddi konularda dikkatli olun. Nasıl dikkat etmeniz gerektiği konusunda da tabii ki haftanın hangi günlerinde uyarı yapacağım. Özellikle bu hafta bugün sabah karşıt burcunuzda yılın ilk ay tutulmasını yaşadınız. İlişkiler ve aşk ilişkinizde süre gelen Sağlam bir ilişkiniz varsa artık ilişkide evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik teklifiyle de karşılaşabilirsiniz. Daha önce evlilik yaşayıp geçirmiş, şanssızlık bir şanssız bir beyefendi olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Şanssız bir hanımefendi olduğunuzu da düşünüyor olabilirsiniz. Eğer bu hafta süre gelen birlikteliğinizde ve ilişkinizde evlilik teklifi, kararı ya da birlikte yaşama hayatı beraber paylaşma teklifi gelirse hemen istemiyorum yapamam demeyin zamana ihtiyacınızın olduğunu hayatınızdaki kişiye lütfen belirtin ama kırmadan ve incitmeden belirtmeye özen gösterin şimdi bu bir buçuk aylık dönemde yorgunluklarınızın daha çok arttığı bir süreç sizin için belki bu sabah. Uykudan uyandığınızda artık hayatın benim üzerime gelmesini istemiyorum. Hiçbir konuda yorulmak ve sarsılmak da istemiyorum diyerek uyandınız. Çok da haklısınız. Ama siz duruşunuzu net belirlerseniz hiç kimsenin ve hiçbir olayın sizi kolay kolay yormasına, enerjinizi emmesine izin vermeyecek ve müsaade etmeyeceksiniz. Özellikle yolunda giden ilişkilerde Gelecek tekliflere karşı agresif olmaması gerekiyor bağların, daha esnek, daha sakin, daha bekleyici zamana ihtiyaç duyuyorsa onu böyle güzel bir dille zamana ihtiyacı olduğunu açıklarsa yaşadığı ilişkideki kişiden yanlış anlaşılmayacak. Ama yaşanmışlıkların öcünü bugünkü insandan almak size büyük risk getirir. Yani ne olur? yaşanmış bitirmiş hiçbir ilişkinizle bugün başlamış ilişkinize devam eden ilişkinizi kıyas yapmayın. Yani lütfen kıyas yapmayın. Aşk taktik barındırmaz. Doğru bir ilişki oyun barındırmaz. Olmanız gerektiği gibi olun. Davranmanız gerektiği gibi davranın ama kırıcı olmamaya, güvensiz sözler ve cümleler kurmamaya da özen gösterin. Kalbi boş olanların yeni bir aşk yaşamaya hakkı var tabii ki. Ama şu an hem tutulmanın verdiği enerji hem henüz gerilemesine devam etmekte olan Merkür diyor ki bu dönem hayatına giren insan öyle bir girer ki hızlı da çıkar. Hızlı girdiği gibi hızlı çıkar. Merkür gerilerken yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye lütfen başlamayın. Ayrıca haftanın üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerinde kalbiniz boşsa, yaşanmış noktaladığınız, bitirdiğiniz ilişkileriniz varsa, hayatta geri dönmez bana dediğiniz, kibrinden ödün vermez dediğiniz kişilerin geri dönüşleriyle şaşkınlıklar yaşayabilirsiniz. Ama sizi uyarmıyorum, bitirdiğiniz, noktaladığınız, terk edildiğiniz kişiler geri döndüğünde, bu dönüşleri olduğunda lütfen onlara şans vermeyin dememe gerek yok. En büyük öcünüz şu olacak... Artık sana bir şey hissetmiyorum. Evet. Yolun açık olsun. Allah hepimize nasip etsin. Amin. Dolayısıyla geçmişi deneyimlemeyecekler, evet. istemeyecekler, buna ihtiyaçları olmayacak. Ee, harcamalarınız konusunda ihtiyacınızın olmadığı şeyleri almamaya özen gösterin, pişman olmamak için. Efendim bu hafta yeni kıyafetler mi almak istiyorsunuz almayın. Hı hı. Önce bir dolabınıza bakın. Hı hı. Ee, bilgisayarınız mı arızalandı bozuldu Merkür geriliyor alışveriş yapmayın Haftanın spotu Maddi konularda tutarlı dikkatli harcamalar yapın Peki Evet 12 burcu yorumluyoruz ve 12 burcu yorumlarken Astrolojinin kraliçesi tek tek anlatıyor Kanlı ay tutulması var sevgili seyircilerimiz Ve kanlı ay tutulması akrep burcunda Evet akrep burcunda Hepimizin hayatında çok önemli etkileri var Burcunuza etkisinin ne diye merak ediyorsanız lütfen hem kendi burcunuzu hem yükseleninizi mutlaka ve mutlaka izleyin. Koçları ve boğaları söyledik. Sıra geldi ikizlere sevgili ikizler. Enlerde bu hafta hiçbir yerde yoktun. Ama bu demek değil ki hayatında her şey kötüye gidiyor. Tam aksine düşündüğünün tam aksine bu hafta aşk konusunda zirve yapıyorsun. Evet. Şimdi nelere dikkat etmeleri gerekiyor bu hafta? Güvendiğiniz arkadaşlarınızdan arzu ettiğiniz destekleri alacak ve göreceksiniz. Genel anlamda bu işte de olabilir, sosyal çevrenizde de olabilir. Harcamalarınıza sizlerin de dikkat etmesi gerekiyor parasal konularda. Geçmişi irdeleyip değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ya hatalarınızı fark etme, bunun bilincine varma konusunda geçmişi irdelemek, değerlendirme yapmak aslında sizin için bir kayıp değil, ciddi anlamda bir kazanç olacak. Şimdi haftaya başlarken ay tutulması ile birlikte diğer burçlarda olduğu gibi sizler de giriş yaptınız ki ayın 20'si ve sonrasında artık güneşin burcunuza geçiş yapmasıyla, parlamasıyla birlikte tükenmişlik sendromu yaşadığınız duygularda ve düşüncelerde Canlılık kazanacaksınız. İnşallah. Yani bu sizi biraz hareketlendirecek. Ayrıca çalışma, meslek yaşantınızda bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Bulunduğunuz iş alanında konumunuzun, bölümünüzün, alanınızın belki değişmesi için bir takım isteklerde, taleplerde bulundunuz. Bir türlü geliştiremediniz. Hem ay tutulmasının desteği olacak hem de burcunuzda gerilemekte olan kendi gezegeniniz Merkür'ün de yardımı olacak. Özellikle de askıda kalan, tamamlanamayan, sonuçlanamayan ne zaman olacak? Ne zaman gerçekleşecek diye beklediğiniz iş beklentileriniz bu hafta istediğiniz gibi sonuçlanıp gelişip gerçekleşirken kariyer, iş alanında ise Gezegenlerin diğer kombinasyonlar, kombinasyonlarından dolayı kendinizi işte tam olarak e, vermekte ufak tefek zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Konsantrasyonunuzu dağıtacak konulardan kişilerden uzaklaştığınızda hmm. kendinizi işlerinize verememe gibi bir durum yaşamamanız net. Özellikle 21 Mayıs'ta duygu ve düşünce olarak Dua enerjiniz çok yükselecek. Olması için, gelişmesi için, gerçekleşmesi için ettiğiniz dualar tek tek gelişecek ve gerçekleşecek. E, i̇şinde yükselmek isteyen yükselecek. Kazancı değişsin isteyen değiştirecek. E, i̇şsiz olanlar ise bekledikleri işlerden haberler alarak ...iş sahibi olacak. Aşk ve ikili ilişkilerde ise... ...süre gelen bir beraberliğe... ...ilişkiye ve evliliğe... ...sahipseniz... ...partnerinizle ve eşinizle... ...daha fazla zaman ayırmak... ...ilgilenmek... ...birlikte birbirinizden... ...beklentilerinizi karşılamak için... ...çaba sarf edebilirsiniz. Bu sarf ettiğiniz çaba... ...aşk enerjinizin de... ...çoğalmasına... E, ...inanılmaz derecede etki edecek, hüzün, üzüntü yaptığınız durumlardan kolaylıkla sıyrılıp, arınıp oh diyebileceksiniz. Aynı zamanda e, evlilik düşünecek ya da evlilik düşündürtecek bir partnerle bir ilişkide yol alıyorsanız, evlilik düşünebilir, evlilik düşündüğünü görebilir, ilişkinizin geleceğiyle ilgili net, huzurlu kararlar alabilirsiniz. Yani bu hafta bir flört ilişkisi içindeyseniz partneriniz ne zaman evliliği dile getirecek? Bu ilişkinin rotasyonunu, yolunu ne zaman belirleyecek diye kendi içinizde sessiz çığlıklar atıp ona gülümsüyorsanız artık o çığlıklarınızdan kurtulup duymanız gereken teklifi, görmeniz gereken ilgiyi, ...şevgiyi, sevgiyi ve şefkati net bir şekilde görebileceksiniz. O teklif geliyor yani. O teklif, beklenen teklif geliyor. Hadi gözünüz aydın. Kabul ayı. edin, içiniz rahat bir şekilde kabul edin. İnşallah. Maddi ve finans alanında çeşitli desteklemeler sayesinde... ...haftayı rahat geçirebilirsiniz. Alacak, verecek, beklentisi içerisinde olduğunuz parasal konularınız varsa... ...bunları istediğiniz gibi sonuçlandırabilirsiniz. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda... ...belki bu sabah baş ağrısıyla uyanmış olabilirsiniz. Ee, başınızda ağrınız varsa... ...baş ağrısı çekecekseniz... ...ihmalci olmamaya özen gösterin. Ee, haftanız spotu... ...güven duygunuzu... ...arttırmaya özen gösterin. Hayata güvenin, ilişkinize güvenin... ...arkadaşlıklarınıza güvenin... ...güvenin, güven duygunuzu arttırın. Evet sevgili ikizler güzel bir hafta olsun sizin için. Sevgili yengeçler şimdi sıra sizde. Haftanızı en güzel şekilde değerlendirecek astrolojinin kraliçesi. Bu haftaya çok güzel başladınız. Her şey çok güzel. Bak aşk, para, sağlık. Para yok diyen yengeçler para geliyor. Aşk yok diyen yengeçler aşk geliyor. Ya sağlığımda bir türlü düzelemedim diyen yengeçler... ...televizyonunuzun sesini açın. Çünkü bu hafta müjdeler sizin için evet. geliyor. Çok güzel bir haftaya girdiler. Güzel bir haftadalar. Maddi kaynaklarının artacağı bir haftadalar. İnşallah. Beklediğiniz parasal konularla ilgili istediğiniz sonuçları arzu ettiğiniz gibi elde edeceksiniz. Hayatı kendi istekleri üzerine, e, hayatı kendi istekleriniz üzerine yaşayabilirsiniz. Sağ duyunuzun artması size farkındalık kazandıracak ve bu hafta artan sezgilerinizle. Birazcık kuşkucu da olabilirsiniz. Şimdi sezgileriniz artarken eğer kuşkularınız da arttıysa sezgi mi kuşku mu konusunda araf duygularda kalabilirsiniz. O yüzden kuşku yapmamaya, hiçbir konuda kuşkulu duygular içerisinde olmamaya lütfen özen gösterin. Yani şu mu, mesela bu hafta bir koluyla ilgili iç seslerini dinliyorlarsa o kuruntudur tamamıyla. Sezgi ee, değil mi? Yani şimdi bir rüya gördüyseniz bu size rehberlik edebilir. O rüyayı yazın, not alın. Herhangi birine anlatarak onun yorumuyla kuruntuya, kuşkuya girmeyin. Çünkü rüya görene aittir. Ya da bir dostunuz, bir ahbabınız sizi rüyasında görebilir. Ee, olumsuz bir şekilde yorumlayabilir. Bu da sizi kuşkuya sokabilir. Evet, yarın programımızda kim vardı ayda? Rüya yorumcumuz. Evet, Ye, o zaman bütün gençlere söylüyorum... Yarın ünlü rüya yorumcusu Emine Akkaya bizlerle birlikte olacak. Emine Hanım'a rüyanızı tek tek anlatın. Arayın bizi. Özellikle yengeçler gördüğünüz rüya rehber rüya. Evet, Or Salı. dikkatli olun gördüğünüz rüyaları işin uzmanlarına anlatın. Evet. Emine Hanım olacak. Emine Akkaya mutlaka arayın mutlaka. Ahbaplara, dostlara anlatarak arkadaşların yorumuyla kendinizi kuşkuya ve şüpheye sokmayın. Kendinizden kendinize ne kadar ilgileniyorsunuz kendinize ne kadar zaman ayırıyorsunuz bunun üzerinde çok yoğun düşüncelere sahip olacaklar kendine zaman ayırmayan kendi iç sesini dinlemeyen yengeçler farkındalık kazanacağınız önemli bir haftada olduğunuz için kendinize zaman ayırarak ee, hobiler yaratarak fobilerinizden kurtulacaksınız hobisi olmayanın fobisi olur. Fo Doğru. yani hobiler yaratarak eğer fobileriniz varsa bunlardan arınacaksınız. Aynı zamanda kariyer ve iş alanında bu hafta elinize attığınız her işte başarı yakalayacaksınız. Oh ne güzel. Ve çok güzel imkanlara, fırsatlara, kazançlara sahip olacaksınız. Para bekleyenler para elde edecek. Kariyer bekleyenler kariyer elde edecek yükselme beklentisi içerisinde olanlar ise arzu ettikleri yükselişe ilerlemeye net bir şekilde Süper. sahip olacaklar. Aynı zamanda çalıştığınız işte ya da sahip olduğunuz işte iş arkadaşlarınız biraz rekabet enerjisine girebilirler sizinle. Ama eğer birileri sizinle bir rekabete giriyorsa orada dönüp kendinize bakın. Siz başarılı bir bireysiniz. Bunun için üzülmeyin. Yani taklit ediliyorsanız, e, rekabet savaşına giriliyorsa sizinle, bu durum sizi üzmesin, sevindirsin. Demek ki siz sıradan bir birey değilsiniz. Taklit edildiğiniz için ya da rekabet savaşına sizinle girildiyse, bu durumu tebessümle karşılayın. Yaptığınız işi, bildiğiniz işi, sakin, huzurlu bir şekilde devam ettirip sürdürmeye özen gösterin. Aşk ve ikili ilişkilerde ise bu hafta partneriniz ve eşinizin geçici sağlık problemleri olabilir. Her zamankinden fazla onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yani hayat arkadaşınız bir rahatsızlık yaşıyorsa ya da yaşarsa bu durum sizi korkutmasın. Onunla daha fazla ilgilenerek yaşadığı sorunu kolay aşmasına yardımcı olacaksınız. Belki biraz fazla yorulacaksınız. Hı hı. Belki biraz fazla çaba sarf edeceksiniz ama yaşadığınız sorunlar varsa partnerinizin ya da hayat arkadaşınızın o sorunların da kısa süre içerisinde aşılmasıyla huzur bulacaksınız. Maddi ve finans alanında ise beklentilerinizin tamamen karşılığını alacaksınız. Aile bireyleriyle ilişkilerinizde ise bu hafta bazı yaşamış olduğunuz yanlış anlaşılmalardan dolayı kırgınlıklarınız varsa gündem konusu olarak sizi meşgul edip düşündürüyorsa o kırgınlıkların yanlış anlaşılmaların net bir şekilde ortadan kalkmasıyla da huzur bulacaksınız. İnşallah. Sıhhatiniz sağlığınız konusunda oldukça sağlıklı bir haftadasınız. Sadece yakınlarınızda olabilir rahatsızlıklar. Bu da sizi korkutmasın. Haftanın spotu, artan farkındalığınız için huzurlu olmaya özen gösterin. Artan farkındalığınız için huzurlu olun, mutlu olun. Evet, huzurunuz daim olsun inşallah. Amin, Haftanız inşallah. güzel olsun, bereketli olsun. Allah'ım hiçbir türlü sizi sevdiğinizde sınamasın sevgili Amin. yengeçler. Ve sıra geldi sevgili Aslanlar'a. Aslanlar'a geçmeden önce müsaade eder misiniz? Seyircilerimin konuştuğu bir platform var. O da neresi? Altyazıları görüyorsunuz, siz soruyorsunuz, ekip arkadaşlarım hemen onları ekrana taşıyorlar. Yapmanız gereken sosyal medya hesaplarından bize ulaşmanız. Sosyal medya hesaplarımız burada. Benim kendi Instagram'ım Nur Viral. Direkt oradan da ulaşabilirsiniz. İkizler kadını doğru aşkı bulacak mı Nuray? Evet. 5 Haziran sonrasında ruhunuza, benliğinize uygun doğru aşkları bulabilirsiniz. Peki. 5 Haziran ve sonrası. Sonrası. Bir tane daha alalım. Sonra yine geçelim aslanlara. Bir tane daha altyazı alalım. Bakalım seyirci sormuş? Terazi Burcu için en ideal eş hangi burçta? Erkek terazi ise onun için ideali planlı, titiz, kararlı bir eş ideal. Başak mıdır bu? Ee, yok onlar başaklarla çok anlaşamazlar. Kim mesela? Burç olarak Örneğin, söylersen. Örneğin koçla. Koçla. Kovayla. Hmm. Kesinlikle ikizlerle kova. Peki, çok iyi anlaşabilir. Kadın terazi ise e, sadık e, görselliğe. E, ...saygınlığa... ...önem veren... ...bir eş adayıyla ideal eşe sahip olabilir. En sadık erkek olarak... ...Burç hangisi? Yok e, der. Boğa. <laughs> boğa. Boğa erkeği. Boğa erkeği çok sadıktır. Kesinlikle. Akrep erkeği çok sadıktır. Bak evlendiği Akrepler gibi... Akrepler zaten bir şey. Söyleyeyim. Evlendiği gibi sadıktır. Oğlak da sadıktır. Yay da sadıktır. Ama akrep aradığı aşka bul aşkı bulana kadar... Her çiçekten bir bal alır. Boğa da öyledir. <laughs> öyle bir şarkı var değil mi? Her çiçekten bal, bal alırsın. <laughs> Sen kendini ne sanırsın? Aynen öyle. Sevgili teraziler sizin için ideal olan. E, Ama bir de sadık, sadık olup flörtöz olanlar var. Hangisi? Koçlar, ikizler. Nasıl sadık olup flörtöz? Şimdi e, koç erkeği. Evlidir, eşine sadıksır ama kadın enerjisini sever. Sohbet etmeyi, beğenilmeyi sever. Beğenilmeyi sever. İkizler öyle de öyledir insanlar, kesinlikle. Doğru. Evet sevgili aslanlar sıra sizde. Bakalım mı siz bu hafta nasıl bir haftaya girdiniz? Bütün alkışlar aslanlar için geliyor. Çünkü aslan gibi bir haftadasınız. Hadi gözünüz aydın. Evet haftanın ilk dört günü yaşam genel anlamda çok yoğun geçecek sizler için kendinize vakit, vakit, ayırıp özel bakımlarınız varsa bunları yapabilir, yaptırabilirsiniz. Bazı konularda yeni kararlar almanın zamanı geldi diyorsunuz. Ama daha önceden düşünüyor muydunuz o konularla ilgili yeni kararları almayı? Düşünmediyseniz unutmayın ki Merkür geriliyor. Merkür gerilerken alınan kararlar, yeni kararlar Merkür bitin bittiği gibi de biter. O yüzden daha önceden düşünmediğiniz yenilikleri yenilikler adına sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar asla yeni kararlar alıp vermeyin. Özellikle e, tutulma ile birlikte ev aile yuva alanında bazı konularda artık netleşme sağlayacak e, taşınmak ve ev almak gibi durumlar yaşayacak. Gündeminizi yoran, zorlayan, meşgul eden e, yatırımsal düşüncelerinizi netleştireceksiniz. Ve bu durum sayesinde de üzerinizden ciddi bir yük attığınızın farkındalığı, içsel huzurunuzun da artmasına yardımcı olacak. Yani kiracısınız, istediğiniz evi bir türlü bulamıyorsunuz, bu hafta bulabilirsiniz. Ev satın almak istiyorsunuz. Bir türlü maddi imkanları birleştiremediğiniz için bu alamıyorsunuz. Hafta ya da kredi başvurusu yaptınız, onay alamıyordunuz. Bu hafta onay alabilirsiniz. Oh ne güzel. Yapamadığınız, zorluk çektiğiniz yatırımlarınızı tek tek yaparak, geliştirerek, gerçekleştirerek büyük bir yükten kurtulacaksınız. Aslanlar için o zaman bu hafta olmazların olduğu bir hafta. Evet, olmazların olduğu ay çok ideal bir hafta. haftayı. Kesinlikle. Aşk ve ikili ilişkilerde ise bu hafta bazı konularda çok subjektif olabilirsiniz. İlişkinizle alakalı bazı konularda net olmanıza rağmen partnerinizden istediğiniz desteği görmek için bekliyordunuz. Bu hafta o desteği de görebiliyorsunuz. İnşallah. Aynı zamanda ilişkinizin, aranızdaki ilişkinin geçimsizliğe neden olan fikir ayrılıklarını da partnerinizle oturarak konuşarak çözümleyebileceksiniz. Ve uzun bir süredir ilişkide yaşadığınız gerilimlerden dolayı bizim sonumuz ne olacak? Bu ilişkinin gidişatında neler olacak? Bize bir ayrılık mı var? Bizde bir netleşme olacak mı? Yaşanan belirsizlikler bitecek mi diye yaşadığınız sorulardan arınacak, kurtulacak, ruhsal anlamda da net bir özgürleşme kazanacaksınız. Süper. Kariyer ve iş alanında ise bu hafta iş potansiyelinizin artacağı, çok yoğun çalışacağınız, aynı zamanda e, kariyerinizle ilgili arzu ettiğiniz halde çekemediğiniz, üzerinize çekemediğiniz dikkatleri Olumlu yönde çekeceksiniz. Maddi ve finansal konularda ise masraflarınız artabilir. Artan masraflardan yana şikayetçi konuşmalar yaparak kendinizi kıtlık enerjisine ve bilincine sokmamaya özen gösterin. Sosyal ilişkilerinizde bazı arkadaşlarınıza vaktiyle anlattığınız sırlarınızı, sorunlarınızı, dertlerinizi başkalarından duyabilirsiniz. ...özellikle bu hafta... ...şunun yüzleşmesini yaşayabilirsiniz. E, derdimi sırrımı anlattığım... ...kişi en yakınımdı. Ama sır dediğin şey... ...Allah'la kul arasındadır. E, senin dışında bilen bir kişi... ...sırrını biliyorsa o bir sır değildir. Sırrını anlatma dostuna... ...onun da bir dostu vardır... ...o da anlatır dostuna. Tabii doğru, vallahi doğru. Bu hafta onu deneyimleyebilirsin. Olsun... Hata yapmış olabilirsin. Suçlama kendine, haksızlık etme. Ola ki birileri seni konuşuyorsa, bu da senin kulağına gelecekse ya da geldiyse, duyduysan ne kendine kız, ne arkadaşına kız. Yapmaman gereken tecrübeyi kazandığın için teşekkür et. Yani tartışma kimseyle. Niye anlattın, niye söyledin? E anlatmasaydın, söylemeseydin, söylemeseydi. Suçlu varsa Tabii. bu da sensin. O zaman Allah'la senin aranda kalan sırdır. Başkasının bildiği sır değildir. Bundan sonra sırlarını kimseye anlatma. Haftanın spotu. Geçmişte yaptığın hatalar için kendini cezalandırma. Cezalandırıyorlar o zaman yani. Tabii, cezalandırma olasılıkları var. Çok güzel bir hafta olmasına rağmen... ...evet şahane bir hafta... ...ama insan düşünceleriyle... ...konuşmalarıyla kaderini hayatını alt üst edebilir. Evet çok güzel sorular geliyor. Akrep kadını kinci midir demiş bir seyircimiz? Kincidir. kincidir. Evet, kincidir. Ona yapılan kötülüğü durduk yere kimseye kinlenmez. Evet. Gülseren Hanım teşekkür ediyorum. Nur hanım kaşlarınız çok güzel, çok yakışmış diyor. Ama kaşlarıma hiçbir şey yapmadım. Çok ucuz bir boya buldum. Çok ucuz vallahi billahi. O kadar ucuz ki. Çok güzel. Çok mutluyum. Güle güle kullan. Sana da söyleyeyim. Söyle bana. Ucuz ucuz şahane <laughs> artık biliyorsun Her şeyin ucuzu makbul Öyle pahalı pahalı şeylere para vermek yok. Yok yok Kime geçiyoruz? Yok. Başak. Yok. Başaklara, başaklara geçiyoruz. tabii. Ay o zaman Başaklara geçmeden önce şunu da yanıtlayalım. Başak erkeği mutluluğu nerede aramalı? Tutumlu bir kadın bulup onunla aramalı. Aa! Cimri <laughs> midir Başak erkeği? Çok tutumludur. Cimri demeyelim. Çok tutumludur. Hangi mesela bir Başak erkeği hangi burçtan kadınla mutlu olur? Eee yani yengeçle mutlu olabilir. Tamam. Balıkla mutlu olabilir. Akreple mutlu olabilir. Yengeç, balık, akrep. Akrep. <laughs> akreple. <gülüyor> Peki tam tersi, e, Başak kadını, e, Başak kadını da e, yani akrep erkeğiyle çok mutlu olabilir. Ya şu hayatta akrep erkeğiyle, akrep kadınıyla mutlu olmayan var mıdır? Yok. <laughs> ben böyle sevince çok kızıyorsunuz bana. Sen gel de bana bir sor. Benim elimdeki de akrep ama ne akrep biliyor musun? E, ama o akrebi tanımak, onu görmek ...ilişkilerinizde mutlu olmak istiyorsanız bir kere önce kendinizi mutlu edin. E, almadan vermek Allah'a mahsustur. E, feda ile kere elde edemezsiniz. E, kesinlikle ve kesinlikle akrep evlenene kadar zordur. Evlendikten sonra çok büyük bir ödüldür. Evet. Bu bir Sıra geldi başaklara. Sevgili başaklar, işte tablonuz canlarım. Bak hayatınızda her şey güzel. Ama dikkat dikkat aşk hayatında bir minik uyarınız var. Şimdi tutulma onların burcunda oldu ve e, pardon akrep tutulma akrep merkür geriliyor, özür diliyorum aklım akrebe gitti. E, baş, e, tutulma akrep akreplerde, akreplerde oldu. oldu. Özellikle sevgili başaklar ve yükselen başaklar hafta baş, e, hafta başı maddi konular gündeminizde olacak yani bugün hep parayı konuşmak. Zihinsel ve ruhsal anlamda sizi yorabilir. Aşk hayatınızda geçmişte geçmişin etkisi altında kalmayın. Kendinizi şanssız görmekten vazgeçin sevgili Başaklar. Evet, bireysel anlamda yorucu, yıpratıcı, sizi tüketen ilişkiler, birliktelikler yaşayıp geçirmiş olabilirsiniz yaşadığınız, bitirdiğiniz, noktaladığınız aşkları, ilişkileri, arkadaşları hala gündeminizin konusu halinde mi tutuyorsunuz? Bu sizin bu tutulma haftası ile birlikte en büyük hatanız. Yaşadığınız şanssızlıkları, e, bitirdiğiniz talihsiz ilişkileri yaşadığınız, bitirdiğiniz, noktaladığınızsa gündeminizin konusu haline getirmeyin. Her yaşadığımız bir şanssız ilişki bir tecrübedir. Doğru. Bir sonraki, her bitişte bir başlangıçtır. Eğer terk edildiyseniz bir başak olarak, nereden biliyorsunuz daha iyisinin gelmeyeceğini? Aynen. Nereden biliyorsunuz daha güzel bir beraberliğe adım atmayacağınızı? Çok O abi. yüzden yaşanmış, bitmiş, sizi terk etmiş kişilerin arkasından gözyaşı dökmeyi bırakın. Aynı zamanda gizli saklı bir şeyler yaşıyorsanız hemen bunlardan arınmaya, temizlenmeye lütfen özen gösterin. Ayrıca kardeşleriniz, kuzenleriniz ve yakın akrabalarınız ve arkadaşlarınızla aranızda bazı sürtüşmeler, anlaşamadığınız konular ve durumlar gündeminizin konusu olabilir. Tutulma size İletişim ve ilişkilerde, akrabalık, arkadaşlık ilişkilerinde geçimsizlikler getirebilir. Hep aynı olayları, hep aynı konuları niye yaşıyorum, neden yaşıyorumu sorgulayabilirsiniz. Acaba daha önce yaşadığınız olumsuz ilişkiler ve arkadaşlıkları affettiniz mi? Bakın bu tutulmayı bir fırsat bilin sizi üzmüş, tüketmiş, haksızlık etmiş insanları affedin. Affedin ki bundan sonra size çile çektirecek insanları hayatınıza çekmeyin. Bitirmediğiniz hiçbir şey sonlandırmadığınız süre boyunca hayatınızda devam etmek zorunda. Tamam çok yorucu ve zorlayıcı bir şey. Büyük haksızlıklara uğramış olabilirsiniz. Büyük badireler ...çileler çekmiş olabilirsiniz. Yaşadığınız bitti. Affedin. Affedin Allah'a havale edin. Ben size demiyorum. Hoş. affettim. Mutlu olsun, huzurlu olsun. Sinir bozucu bir durum bu. Allah'ım ben affettim sana havale ettim. Yani Başakların bu hafta affetmesi... ...onları şifalandıracak. Ruhsal anlamda, yaşamsal anlamda... ...öyle bir şifalandıracak ki... İnşallah. ...kendilerini şanssız görmekten... ...arınacaklar, kurtulacaklar. Artık... ...aynı senaryoyu tekrar... ...tekrar yaşamak zorunda... ...kalmayacaklar. Evet bir deneyin. E, deneyin peki, mesela bunu? evli olan, bekar olan başaklara... ...müjdelerin Şimdi, var mı? E, yalnız olanlar... ...yeni girdikleri ortamlarda... ...yeni kişilerle tanışabilirler... ...heyecan duyabilirler. Ama yeni aşklara başlamak için... ...doğru bir süre, doğru bir zamanda değiliz. Heves heyecana o. gerek yok. Evli olanlar ise... Ee, geç, ...eşinizle aranızda yaşadığınız... ...geçmişe ait konuları gündem konusu yapmamaya... E, ...gündeminizin enerjisini bozmamaya... ...ilişkisi olanlar ise... E, ...partnerlerinin üzerinde yaşamamaya... ...hem kendilerine hem onlara özgür alan bırakmaya... ...özen göstersinler. Ve lütfen sıhhatiniz ve sağlığınızda... ...psikolojinizi güçlü tutmaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Haftanın spotu. Geçmişi yaşamayı bırakın. Çünkü geçmişin size bir faydası yok. Evet kendini şanssız görmeye devam edersen şanssızlığın artacak. Aynı enerjiyi tekrar tekrar hayatına çekeceksin. Sor, bir sonraki hafta bir sonraki ay ben ne bahtsız bir adamım. Ben ne talihsiz bir adamım. Yine aynı şeyi yaşadım kandırıldım. <laughs> Aldatıldım. Ee, hakkım yendi. Üzüntüye maruz kaldım. Bırak affet. Affet. Aynı enerjiyi sürdürme devam Çok ettirme. Önemli. Ruhunu şifalandır. Soruya bakıyorum. Soruna ver. Ne var? Nur viralli hayatta her şey var her ekranda. O değil. Seyirci sorusu istiyorum. Burada tam bir seyirci sorusu istiyorum. Oğlak kadını mutlu edecek Burç hangisi? Ee, şimdi. E... Ne kadar düşündün? Ne kadar düşündüm, e, prensipli olmalı, ciddi olmalı, boş konuşmamalı, kimsenin hayatını merak etmemeli. Hangi Oğlak burçtan çıkar mı? böyle bir erkek mutlu edebilir. E, hangi burçtan çıkar? Yine kendi burcundan çıkar. Oğlaktan. Oğlak oğlakla mutlu olabilir. Ya heptir ya hiçtir. E, ama... ama o burçta prensip olur da aşk olur mu? Olur. Ha? Kesinlikle olur. İyi. Özellikle yengeçle çok mutlu olabilirsiniz. O çünkü kendi dünyası dışında kimseyle ilgilenmez ve uğraşmaz. Süper, tamam. Hadi geçelim o zaman terazilere. Evet. Sevgili Terazi. Bak hemen suratını asma. Şimdi bu programda duyacağın tiyolar, alacağın önlemlerle bu haftayı güzel atlatacaksın sevgili Terazi. Aç televizyonun sesini çünkü enerjini sömürenlerden uzak durma zamanın gelmiş. Aynen öyle. Sizi aşağıya çeken, sizin enerjinizle beslenen insanlardan uzaklaşın. İş arkadaşlarınıza karşı daha esnek, daha anlayışlı olun. Olayları yanlış anlamaya açık olacağınız bir haftadasınız. Herkese her şeyi yanlış anlayabilirsiniz. Şimdi haftaya bütün burçlarda olduğu gibi Akrep burcunda yılın ilk ay tutulması ile birlikte sizlerde başladınız. Bu tutulma maddi ve finans konularında netleşmeyen sizi yoran, zorlayan konuların daha çok büyümesine neden olan durumları önünüze getirebilir. Bu sizi korkutmasın. Nasıl çözümleyebilirsiniz? Bir borcunuz mu var? Borçlu olduğunuz alandan, kişiden zaman isteyin kaçmayın borçlarınızdan ve dürüst davranın. Doğru bir duruş sergileyin. Yani yılmayın, pes etmeyin, bezmeyin ve bıkmamaya özen gösterin. Özellikle hiçbir konuda da aceleci tavırlar sergilemeyin. Çünkü acele ettiğiniz her işe ve isteğe geç kalırsınız. Aynı zamanda geçmişin yüklerini üzerinizde taşıyor olmaktan Hafta boyunca kendinizi yorgun, bitkin, e, perişan hissedebilirsiniz. Yani nasıl toparlanacağım ben? Büyük çıkmazlardayım. Bu çıkmazlardan nasıl arınabileceğim ben? İçinde bulunduğum zorlukları nasıl aşabileceğim ben? Sözlerini fazla fazla kullanabileceğiniz bir haftadasınız. Şimdi bakın, bütün sorun olan her şeyi çözüm odaklı olarak çözümleyebilirsiniz. Borçlarınız varsa borçlu olduğunuz kişilerden, yerlerden zaman isteyin. Çalışmaktan, üretmekten, kazanmaktan yana umutsuzluğa düşmeyin. Aşk ve ikili ilişkide ise bir ayrılık yaşadıysanız, hayatınızdan birini çıkardıysanız, bu hafta geçmişe özlem duyabilirsiniz. Kendi kendinizi kandırmamaya noktalanmış, bitmiş, sona ermiş ilişkilerin devam etmemesinin sizin de biten ilişkideki kişinin hayrına olduğunun bilincinde olun. Yani tekrar geçmişi gündeminize taşımayın. Sonlandırılmış, bitmiş, sona ermiş beraberliklerin artık size hiçbir faydası yok. ve hayrı yok. O yüzden geçmişe özlem duyacağınız bu Merkür geriliyor, dil sürtüyor. Geçmişe özlem duyacağınız Yoğun duyguları bu hafta dengeleyin. Bunu başardığınız takdirde ruhsal anlamda kendinizi baskılamayarak mutsuz da etmeyeceksiniz. Aynı zamanda süre gelen bir beraberliği, evliliği, ilişkiyi, aşka sahipseniz aşk ve ikili ilişkilerde partnerinizde ve kendinizde oluşan kuşkulardan arınmaya da özen gösterin. Şüpheci tavırlar, davranışlar yolunda giden ilişkinizin yolundan çıkmasına neden olabilir. Eyvah. O yüzden lütfen eşinize hangi konuda e, güvensizlik yaşıyorsunuz? Ben sana güvenmiyorum demek mi? Hayatım, senin bu durumun beni rahatsız ediyor demek mi? Cümlelerinizi çok doğru seçin. E, güvensizlik, kuşkuculuk yapmayın. ...ilişkinizin enerjisini bozup dağıtmayın. Haftanın spotu. Asla kuşkucu olmayın. Hiçbir konuda. Tamamıyla bu hafta o zaman... ...terazilerde kuşkuculuk enerjisi, enerjisi var. Çok fazla kuşku, çok fazla şüphe... ...endişeye, kaosa sürükleyebilir onları. Az önce bir soru vardı Nuray konuşurken Hüseyin. Getirebilir miyiz? Asla aşkız olmayan Burç mu? Bir seyircimiz sormuş. Onu bir getirelim ekran'a. Yanlış görmedim inşallah, değil mi? Sen anlatırken çünkü. Evet, bakalım. Ha, işte bu soru. Aşksız hayat olmaz diyen bu hangisi? Boa. Oh, cevap veriyorum. <laughs> Koç. İkizler. Kova. Ee, balık. Koç. ikizler, Kova. Balık. balık. Aa, onlar için aşksız, aşksız bir hayat olmaz. Olmaz mı diyorsun? O, onlar için olmaz. Yani e, sevmeyi severler. Ne güzel. Sevmeyi severler. Atüpler de sever mi sevmeyi? Çok sever. Gelsin bakayım canlarının tavlosu. Ve sevgisini tavlosu. çok bak, güzel ifade bak, eder. Bak yıkılsın bu haftaya bak nasıl girdiniz. Bak yıkılsın bu hafta yani. Niye yıkılsın diyorum. Ay Nuray anlat bak. Hii, o kadar güzel notlar var ki burada. Hı -hı. Yaptığınız işlerde başarılı olacağınız bir haftadasınız efendim. Cesur davranışlarınız bazı arkadaşlarınızın şaşırtabilir. Aşk hayatınızda geçmiş duygu ve olaylardan arının. Yani siz de biraz böyle geçmiş duyguların böyle e, kıpırdanmasıyla huzurluyken huzursuz olmanıza neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. E, sevgili akrepler, yükselen akrepler, yılın ilk ay tutulması bu sabah. 7.14'te sabah burcunuzda gerçekleşti. Özellikle bu hafta sizin burcunuzda oluşan tutulmayla kendi hayatınızda amaçlarınızı, hayata dair planlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. Size zarardan faz, başka faydası olmayan insanların kim olduğunu da net görebilirsiniz. Bir akrep erkeği misiniz? Bir akrep kadını mısınız? Eşim beni seviyor mu? Net göreceksiniz. Partnerim bana sadık mı? Net göreceksiniz. İsteyen istediği kadar istediğini sizden saklasın. Ayın 21'ine kadar gizli, saklı her şey. Belki çok e, şaşırtacak ama önünüze gelecek. Bu çok ya. büyük bir şans. Bu çok büyük bir şans sizin için. Yani göremediğinizi görmek, aradığınızı bulmak, bilemediğinizi bilmek ve anlamak içsel dünyanızda uzun bir süredir kazanamadığınız netliği kazanmanıza etki edecek. Kimileriniz gördüğümü gördüm şükürler olsun diye hamd ederken i̇şte. kimilerimiz kimi akrepler belki gözyaşı dökecek. Gerçeklerle yüzleşmek adına. Aman canım bu hafta ağlarsın. Haftaya ise e, ne kadar gereksiz üzmüşüm kendime. Oysaki ki şükretmem gerekiyormuş meğerse dersin önümüzdeki hafta. O yüzden e, lütfen ger gerçekleri görmek e, seni üstse dahi şükrüne şükür kat. Ne kadar çok şükrünü olursa hayatında o kadar çok. ...zenginliğin olur. O kadar çok güzelliğin olur. Şükürsüz hayat fakir bir hayat. Nimetsiz bir hayat. Doğru. Şükürlü bir hayat... ...nimetlerin en güzelini hayatına çeken Doğru. bir hayat. Ve şükrettikçe de zenginleşiyorsun. Aynen zenginleşiyorsun. Ve lütfen başınıza ne gelirse gelsin... ...neyle yüzleşirseniz yüzleşin. Kendi içinizde bunu çözümlemeye... ...asık suratlı gezip dolaşmamaya gülümsemeye özen gösterin. Bunu mış gibi de yapmayın. Gülümseyin. Her sorun bir gün çözülüyor. Hiçbir acı kalıcı olmuyor. Geçiyor. Belki partnerin seni biriyle kandırdı, aldattı. Bu önüne gelebilir. Unutma seni aldatmadı. Seni kandırmadı. Kendini kandırdı, kendini aldattı. Onun hayatına giren kişiye teşekkür et sen kurtulamıyordun o seni kurtardı. Şahane bir durum. Bundan sonra hayatına girecek olan ilişki senin için belki uzun yıllar, belki bir ömür boyu yaşanacağın, bir ömür boyu mutlu olacağın bir birey olacak. O yüzden lütfen yaşadığın yüzleşmeler suratını astırmasın, seni kahretmesin, seni zora sokmasın. Şükrüne, şükür katmaya özen göstermen gereken kıymetli bir haftadasın. Uyanıyorsun. Önündeki perde kalkıyor. İnşallah. Belirsizlik, bilinmezlik duygularından arınmak için bir mücadeleye, bir çabaya ihtiyaç duymayacaksın. Bu tutulma öyle bir tutulma ki göremediğini görmene, yüzleşemediğini yüzleşmene, sindiremediğini sindirmene yardımcı olacak. Aynı zamanda maddi ve finans alanında ise Hak ettiğiniz ama al, alamadığınız paralarınız, miras, sigorta, nafaka gibi olaylarınız varsa bunlar elinize ulaşabilir. Güzel. Özellikle haklarınızı kurtarmak e, sizi sevindirirken haklarınızı aldığınız insanların e, üzülmesi kulağınıza da gelebilir. E, bu iyi sevinmeyin bile yani e, sizi üzenin üzülmesi sizi mutlu etmesin. O o'nun zorunluluğu, o O'nun imtihanı. Kesinlikle. Canım, üzüldüğümüz anda ölen hücrelerimizi düşünelim Günah. yani. Kendi Her bedeninizi düşünün. Ölüyor. Kendi ruhunuzu düşünün. Lütfen kendi enerjinizi şükürle yükseltin. Haftanın spotu. Her gün şükrümüze şükür katın. Bu ne kadar özellikle bu konu üzerinde durduk. Evet, şükretmeleri gereken bir haftadalar çünkü. Özellikle hangi alanda? Ya hayatın her alanında. Peki hemen yaylara geçiyorum. Bir dakika yaylara geçmeden önce balık kadının ekrandan aldılar. Hayır bir, bir önceki balık kadını ile ilgili bir soru vardı. Onu cevaplamak istiyorum. Balık kadını tutkulu aşkı hangi burçta bulabilir? Ee, akrepte bulabilir. Başak'ta bulabilir Aynı zamanda Eğer tabii ki Haritasal anlamda uyum varsa Koç'ta bulabilir Ama ateş Su ateşi söndürür Yani kişi balıktır Yükseleni balıktır Bir koç giriyorsa oh, Çok büyük tutkulu aşk yaşanabilir Ne güzel peki Sevgili yaylar Gelsin bakalım para konusunda çok ciddi uyarı var. Yani iş hayatında zorlanan yaylar maddi konularda acayip tedbirli olmanız gereken bir haftaya girmişsiniz. Evet. Çok tedbirli olmanız gereken bir hafta. Neden böyleler ve ne kadar sürecek? Hemen anlatacağım. Bu hafta çok önemli adımlar atabilirsiniz. Sözleşme imzalayacağınız ani gelişmeler, olaylar olabilir. Şimdi Merkür gerilediği için yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme önünüze gelirse çok iyi araştırın. Önceden konuşulduysa bile araştırmalar yaparak imzalaş, imzalar atmaya özen gösterin. Özellikle sevgili yaylar, yükselen yaylar. Şimdi e, yılın ilk ay tutulması biliyorsunuz ki Akrep Burcu'nda oldu. Sizin 12. evinizde oluşan bu tutulma e, biz astrologlar 12. eve Allah'la kul arasındaki alandır. Hiç kimsenin göremediği yerdir. ...bilinçaltımızdır ve gizli düşmanlıktır. Özellikle iş ve çalışma hayatınızda, 12. evinizde gelişen... ...biraz günlük hayatın içerisinde gürültüden sıkılabilir, yorulabilir... ...izole olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Aynı zamanda e, samimi görünen bazı iş arkadaşlarınızın... ...gizli düşmanlık yönleriyle yüzleşebilir... Çalışma hayatınızla ilgili bezginlik hissedebilirsiniz. Taşıdığınız torumlulukları taşımaktan yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Ee, gürültü kaldıramayabilirsiniz. Ee, eğer izin alabiliyorsanız izin alın işinizden. Ruhunuzu dinlendireceğiniz alanlar oluşturun. Dinlenmeye bu hafta özen gösterin. Ee, bedenen ve ruhen yorgunluğunuzu aşacağınız... Alanlarda bulunmaya özen gösterin, ee, sessiz olmaya, sessiz alanlarda bulunmaya ve mümkün olduğunca kendinizi değerli hissedeceğiniz anları yaşamaya özen gösterin. Yoksa e, kendinizi depresyonda hissedebileceğiniz bir hafta olmasın bu Eyvah. hafta size. İş ve parasal konularda kandırılmaya açıksınız. Dolandırılma gibi, Abi, kandırılma gibi. Durumlar yaşadığınızı da görebilirsiniz. Allah muhafaza yaşayabilirsiniz. Yay burcunun bu Yay hafta burcunun dolandırılma etkisi bu hafta var. Dolandırılma, kandırılma ile ilgili olaylara, konulara karşı çok temkinli, tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. Dijital ortamlarda ya da alışveriş yaparken, alışveriş yaparken. kartınıza dikkat edin, kredi kartlarınıza. Yaptığınız, yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere çok dikkat edin. Çarşı pazarda cüzdana dikkat edin. Çantanıza dikkat edin, cüzdanınıza dikkat Allah edin. Allah göstermesin. Hırsızlıklara mani olmamaya özen gösterin. Aynı zamanda aşk hayatınızda da hayatınıza girmiş kalbinizi çalmış kişiyi gözlemleyin. Ee, doğru bir kalp hırsızıyla mı birliktesiniz? Ha Orada Gönül da hırsızıyla. dolandırılma riski var. Orada da kandırılma, orada da dolandırılma riski olabilir. Hem duygusal anlamda hem iş yaşamında. Aynen o, öyle. Çok fena. Kesinlikle bu hafta bir de e, Mars Neptün kavuşumu aile yuva alanlarıyla beraber e, ...duygu zorlanmalarına neden olan durumlar yaşayabilirler ki e, ardından Güneş'in ikizler burcuna. ...geçiş yapmasıyla birlikte... ...ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinde... ...özellikle uzun zamandan beri... ...birlikte olduğunuz kişiyi... ...ne kadar tanıyorsunuz? Ya da uzun zamandır evlisiniz... ...eşinizin nelerden hoşlanıp... ...nelerden hoşlanmadığınızı... ...hiç fark ettiniz mi? Hiç araştırdınız mı? E, i̇lişkinizi güçlendirmek istiyorsanız... ...partnerinize karşı... ...biraz daha araştırmacı olmaya... Lütfen özen gösterin. Kalbiniz boşsa, yeni birileriyle tanışabilirsiniz, büyük heyecan yaşayabilirsiniz. Ayaklarınızın yerden kesildiğini hissedebilirsiniz. Aman ayaklarınızı sıkıca yerde tutun. Çünkü bu dönem hayatınıza girecek kişiler hem Merkür gerilemesinden dolayı, hem hayırlı olmayacak insanların gelmesi, Allah'tan da Merkür geriliyor. En azından. Ee, şu anda yeni bir ilişkiye başlamanızın hayırlı olmadığının bilincinde olarak isteseniz de istemeseniz de kendinizi uzak tutabilirsiniz. Vallahi yayla adına boynum tutuldu. Ay kıyamam sana. Gerçekten her şeyde dolandırılma etkisi. Kandırılmasınlar. Uyanık olun. Gözünüzü açın. Ee, yaptığınız çalıştığınız işte paranızı korurken şahin gibi olun. İlişkinizi yaşarken tanıyın. Bilin, park edin. Kesinlikle. Bunlar çok önemli uyarılar çok önemli. mesela. Bu çok hafta önemli. yay ekstra dikkat edersen az hasarlı atlatırsın. Belki de hiç dolandırılmazsın. Yani Tabii çantanı böyle elinde olursan... taşıyacağına önüne asacaksın. Tabii. Cüzdanına sahip çıkacaksın. Bu hafta internet üzerinden alışveriş yapmayacaksın. Bak çok önemli bilgiler bunlar. Hı hı. Peki sağlıkları nasıl? Ee, sağlık ve saat konusunda eğer kandırılmalarına, dolandırılmalarına izin verirlerse psikolojik anlamda yorgunluk ve yıpranma yaşayabilirler. Buna dikkat etsinler. Haftanın spotu. İnsanlarla iletişim, iş ve ilişkide çok temkinli ve dikkatli olun. Evet ilişkilerde çok temkinli ol kandırılacağın bir haftadasın. Sevgili oğlak şimdi sıra sende. Aa, bir dakika canı yanınca ya, seyirci soruları çok tatlı. Okumadan geçemeyeceğim. Canı yanınca dünyayı zindana çeviren burç, gözü döner onun. Yani dünyayı değil kişiyi ee, mahveder. E çok entelektüel görüntü verir, durur. E, i̇kizler kova, canı yandıysa hiç umursamıyor şeklinde canını yakar. didik didik oyar. Ya. Tabii, kesinlikle. Sinsi o yüzden sinsi. Hani derler hiç kuyruğuna basmayacak. basmayacaksın. Basmayacaksın. Ha, Hakim tutmaz. Ee, akrep de güzel sokar. Öyle böyle değil. Ama sırasını bekler, <laughs> zamanını bekler. Güzel. O belli eder. O belli eder. İkizler feci ısırır. Ya. Etini koparır haksızlığa uğradıysa. Canı yandıysa. Peki. Aynı acıyı yakala yaşatır. Oğlaklar ne durumdalar? Hadi bu hafta hemen bakalım oğlaklara. Aşkta oğlakları uyarıyorsun Nuraycığım. E, Aşkta yersiz gerginliklerden uzak durmayı başarırlarsa o iki yıldızı beş yıldız yapabilirler. Ay, ben senin endamını severim. Bugün pek endamla endamlı anlatıyorsun. Öyle mi? Ha, mi ne öyle? oldu bana diyerekten. <laughs> <laughs> Aşkta e, şimdi bana çok e, yazıyorlar Instagram'dan DM'den. Nuray Hanım, elinizi kolunuzu çok oynatıyorsunuz. O da bizim başımızı döndürüyor diye ben ellerimi tutuyorum ben de. Ne yapayım? Hani ben beden hareketiyle hareket eden bir bireyim. Yap hayatım, biz seni öyle seviyoruz. O yüzden mi sen bugün böyle kendini bir kasıyorsun? Bir kasıyorum çünkü ya o çok seni yorum yerim. alıyorum. Başımız dönüyor elini kolunu oynatma Gerçekten diye. Gerçekten mi? İnan Aa, bana. Özgür ol, ne yapacaksın? Ne bileyim. Kendin gibi ol. Ha Kendin, sen gibi, kendin olayım. gibi ol. İyi tamam o zaman. <laughs> diyerekten başlayayım hayır bir şey var böyle bir endamlı endamlı anlatıyorsun bunu. ya çok elini kolunu oynatıyorsun diyenler var o yüzden bir hanımefendi yazmış başım dönüyor sizi dinleyemiyorum bir hanımefendi yazmış Nuray Hanım lütfen ellerinizi kollarınızı Yap çok oynatmayın ama ya. can yakıyorsunuz böyle söylüyor yoruluyor insan yani Neyse. ister istemez sen elini kolunu anlatarak bütün enerjini oğlaklara bir döktürür müsün tamam pekala şimdi sevgili oğlaklar yükselen oğlaklar geldi. Bu hafta gereksiz gerginliklerden uzak durun. Hedeflerinizi belirlemek için planlı ve net olun. Maddi konularda yaşadığınız zorlukları hiç merak etmeyin, aşacaksınız. Özellikle de birlikte iş yaptığınız, çalıştığınız sürekli bilgisiyle e, ya da bilmiyor ama biliyormuş gibi davranışlarıyla. Canınızı sıkan iş arkadaşlarınız varsa lütfen sinir sisteminizi bozmamak için bu bireylerle çalışın ama hayatınızda onları yok sayın. Onları yok saymayı başardığınızda işlerinizde daha sağlam hedefler yapabileceksiniz. Çünkü hedeflerinizi belirlemek, planlı olmak adına net olmanız gereken bir haftadasınız. Bu hafta Sosyal çevre, arkadaşlık ilişkilerinizde beklenmedik davranışlarla sözlere maruz kalabilirsiniz. Pek çok arkadaşınızla aranıza mesafeler koyabilirsiniz. Ama bu koyduğunuz mesafeler sizin kaybınız olmayacak, sizi koruyan bir kale durumu yaratacak. Dolayısıyla e, belki bu sabah uykudan uyandınız, artık şu kişiyle, şu kişiyle, şu kişiyle eskisi gibi samimi olmayacağım kararını verdiniz. Mesafelerinizi çok iyi belirleyerek, sınırlayarak kendinizi koruma altına alacaksınız. Mars ve Neptün kavuşumu hayatınızda kendinizi kendinizi eksik hissettiğiniz konularda yeni eğitimler almak isteyebilir. kendinizi geliştirme konusunda sağlam adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda daha verimli, daha sağduyulu olmaya özen gösterebilirsiniz. Güneşin burç değiştirmesiyle birlikte, ikizler burcuna geçmesiyle birlikte sağlığınızla ilgili sorunlarınız varsa şifa bulacaksınız. Şu an oğlak olarak hastanede ameliyat olmuş, ya da bir rahatsızlık yaşayan, tedavi olan ve bizi seyreden bir oğlak varsa şifa haftasında olduğunu, Ay inşallah yaşadığın sağlık sorunu her neyse gelip geçici olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü i̇nşallah. sorun olan sağlık sorunlarının sona ereceği önemli bir haftadalar. Çok sevgili oğlaklar, oldum. oğlaklar adına çok mutlu oldum. Şimdi aşk hayatınızda. Diyelim ki flört ediyorsunuz, bir ilişkiniz var ya da evli bir Oğlak burcusunuz. Bu hafta ikili ilişkilerinizde lütfen her şeyi konu ve mevzu haline getirerek yolunda giden bir ilişkiyi yolundan çıkarmayın. Partnerinize tavır ve davranışlarınızda şikayetçi bir birey gibi bir duruş sergilemeyin. Evet, Herkes ilişkisinde istemediği, sevmediği özelliklerle karşı karşıya gelebilir. Tavır almak yerine, kapris yapmak yerine aranızdaki iletişimi güçlendirerek, konuşarak, sohbet ederek hoşlanmadığınız tavır ve davranışlardan kolaylıkla arınabilirsiniz. Sağlık konusunda çok güçlü bir haftadasınız. Süper. Haftanın spotu abartılı düşünmekten ve konuşmaktan kaçının bu hafta. Evet, hemen kovalara geçiyoruz. Sevgili kovalar, tablonuzu getiriyorum ekrana. Bakalım siz nasıl bir hafta bekliyor? İş hayatında sevgili kovalara dikkat dikkat. Uyarılar çok büyük. Şimdi artan sorumluluklarınız gelecekten korkmanıza sebep olabilir ama korkmayın. Aşk hayatınızda başkalarının sözlerinden etkilenmeyin. Aile için sorunlarınızdan, sorunlarınızda, davranışların yani aile içinde sorunlarınızda, davranışlarınıza da dikkat edin lütfen sevgili Kovalar. İş ve bakın bu tutulma akrepleri etkilediği gibi siz kova burçlarını da çok etkileyecek. Kimle çalışıyorsun? Nasıl bir iş yerinde çalışıyorsun? Kiminle ortaklık yapıyorsun? Hayatını kime teslim ettin? Kime güveniyorsun bir kova burcu olarak? Her şeyi çok iyi değerlendirip izleyip incelemen gereken bir haftadasın. Nasıl yaylara kandırılma, dolandırılma tehlikesi var dedik. Siz kovaların da çok zeki, çok akıllı e, davranıp hiç kimsenin sizi sömürmesine izin vermemesi ve müsaade etmemesi gerekiyor. Özellikle aşk ve ikili ilişkilerinizde süre gelen bir beraberlik ile yaşamda yol alıyorsanız, hayatınızdaki kişi sizinle hayat kurmayı bekliyor, istiyor ve siz kendinizi buna hazır hissetmiyorsunuz. Evlenmiş olmak için evlilik kararı almayın. Deneyimleyip, denediğiniz, bitirdiğiniz ilişkilere karşı özlem duymayın. Güvenmediğiniz hiçbir beraberliğe bir gelecek düzeni oturtmayın ve kurmayın. Kalbi boş olan yalnız bir Kova burcuysanız, yeni bir ilişkiye başlamak için zamana ihtiyacınız var. Zaten Haziran 15 ve sonrasında o kadar güçlü beraberliklere ve ilişkilere başlayabilirler ki, Tamam 5 Haziran'da da Satür'n kova burcunda gerilemeye başlayacak 2 Ekim'e kadar hı hı. Ee, çok sınanma yaşayacaklar bu ay tutulması da zaten onlarda aklını çok iyi kullan iyi bir gözlemci ol Kiminle yaşamda yola çıkıyorsun kimle arkadaşsın ne kadar güvenebilirsin? <laughs> ...yani eğer birilerine güven duymuyorsan... ...hayatında barındırmana, tutmana gerek yok. Yok, doğru. Ee, sana üzüntü vermiş, sana sıkıntı vermiş... ...seni yıpratmış, seni tüketmiş... ...ne bir ilişkiyi, ne bir arkadaşlığı... ...ne bir beraberliği... ...hayatında barındırmadığın takdirde... ...kendi şansını geliştirecek, değiştirecek... ...kendi hayatına çok büyük mutluluklar çekeceksin. Ama seni yoran, yıpratan kişiye... Yersiz üzmeyeyim diye fedakarlık yaparak e, yol verirsen, şans verirsen onun seni mahvetmesine izin verirsin ve müsaade edersin. Tamam. Sen sen ol, hiç kimseyi idare etme. Sen seni mutlu eden bir kova burcu olarak, seni güçlendiren, sana güven veren, sana huzur veren, sana soru işareti yaşatmayan, düşündürmeyen kişilerin hayatında olmasına izin ver ve müsaade et. Aynı zamanda uzun bir süredir üzerinde çalıştığınız işleriniz, kendinizi geliştirdiğiniz eğitimleriniz, planlarınız, projeleriniz konusunda bu hafta beklediğiniz, düşündüğünüz sonuçları sakin sakin, ağır ağır alabilirsiniz. Sizden borç paralar istenebilir bu hafta mümkünse kimseye borç para vermeyin. Ya. Bu kardeşiniz dahi olsa, en yakınınız dahi olsa bu para size geri dönecek mi? Bu hafta giden dönmüyor mu? Hayır dönmüyor. O yüzden kimseye borç para vermeyin. Sağlığınız, saatiniz konusunda son derece sağlıklı bir haftadasınız. Ama içsel huzurunuzu yükseltmeye özen gösterin. Haftanın spotu. Kimseyi idare etme. Kendinden başka. Evladın dahi olsa. Evladın dahi olsa. Bu e, önerileri lütfen kulak ardı etmeyin sevgili kovalar. Bu hafta kimseyi idare etmeyeceğiniz gibi aman dikkat kimseye de borç vermeyin. Çünkü bu hafta verdiğiniz hiçbir borç geri gelmeyecek. Sevgili balıklar. Ah bu ne? Bir dakika. Takılarım olmadan asla. <laughs> ya bu soruları nereden buluyorsunuz? Takılarım olmadan asla diyen Burç hangisi? Teraziler. Süslü teraziler. Onlar takıları olmadan e, asla. Yani Erkeğin, Terazi bir erkeği de mi aynı? Tabii canım. Terazi erkeğine bir bak. Kol düğmesi, e, kravat Kravatı. Iğnesi, her bir şey. Kol Ta saati. Aksesuarları olmadan asla. İyi Koçlar güzel. da aynı şekilde. Peki. Sevgili balıklar şimdi sıra sizde. Hadi bakalım. Niye mutsuzlar aşk niye böyle? O, yeni tanışacağınız kişi kişilere karşı çok dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir haftadasınız. Mutlulukla beslenen arkadaşlarınızın farkına varacaksınız. Pardon mutsuzlukla beslenen arkadaşlarınızın farkına varacaksınız. Partnerinize verdiğiniz e, özellikle e, değeri hissettirin. Partnerinize ne kadar değer veriyorsunuz? Bunu ona hissettiriyor musunuz? Bunun üzerinde çok düşünmeniz gereken bir haftadasınız. İlişkinizi istediğiniz yönde sağlamlaştırabilmek için aşktaki yıldızlarınızı yükseltmek. Evliyseniz ya da uzun süreli bir birliktelikle aynı alanı paylaşıyorsanız, birlikte yaşıyorsanız ya da uzun süredir beraberseniz ee, ne kadar seviyorsunuz? Onu ne kadar önemsiyorsunuz, ona ne kadar değer veriyorsunuz Bunu kendi içinizde yaşıyor olmak güzel bir şey ama bunu paylaşıyor musunuz? ifade ediyor musunuz? Ya da partneriniz belki dokunsallıktan hoşlanıyor. Ona ne kadar temas ediyorsunuz, ona ne kadar dokunuyorsunuz. Onu ne kadar önemsiyorsunuz? Bu hafta Lütfen içten olmaya, Partnerinizi önemsediğinizi, sevdiğinizi, değerli gördüğünüzü, güvendiğinizi hissettirmeye özen gösterin. Bunu başardığınız anda ilişkinizden görmeniz gereken ilgiyi, desteği, güveni, huzuru ve ne uyumu Her şeyi kolaylıkla görüp yaşayabileceksiniz. O zaman o iki yıldızın da beş yıldız olmasına yardımcı olacaksınız. Süper. Ve aynı zamanda uzun zamandan beri mücadele verdiğiniz ...hukuksal konularda e, işleriniz varsa... ...istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Belki eğitiminiz gereği, belki mesleğiniz gereği... ...belki kariyeriniz gereği, kurum, resmi kurumlarla alakalı... ...ille mahkemenizin olmasına gerek yok. İlle adaletle ilgili e, işlerinizin olmasına gerek yok. Yani e, kamu kurumsal alanlarla ilgili mücadele verdiğiniz işlerinizden artık yoruldum bıktım bezdim dediğiniz sonuç alamadığınız işlerinizden istediğiniz sonuçları ve neticeleri görebileceğiniz, alabileceğiniz bir haftadasınız. İnşallah. Güneşin ikizler burcuna geçeceği bu haftada güneşin burç değiştirmesiyle birlikte ev, aile, yuva temalı temaları ön plana çıkacak. Evinizle, ailenizle ebeveynlerinizle daha fazla zaman ayırmak, daha kaliteli anlar ve zamanlar yaşamak, e, iletişim ve ilişkiler konusunda huzur bulmanıza olumlu yönde etki edecek ve neden olacak. Aşkta ve ilişkilerine dedik, temas edin. Duygularınızı ifade edin. Kalbi boş olan, yalnız olan bir balık burcuysanız, siz siz olun, yeni tanıştığınız kişileri, ...ne haftalık, ne günlük, ne anlık... ...ne iş olarak, ne ilişki olarak, ne arkadaşlık olarak... ...hayatınıza dahil etmeyin. Hayatınıza e, almayın. Kariyer iş alanında ise... ...oldukça e, yoğun, aktif olacağınız bir haftada olacaksınız. İşinizde kalıcı mısınız ya da gidici misiniz? Bu konuda soru işaretleriniz varsa net kalıcı olduğunuzun farkına varacaksınız. İnşallah. Aynı zamanda maddi ve finans alanında kontrollü planlı harcamalar yapmanız gereken bir haftada olduğunuz için bütçe planlamalarınızda net yapacaksınız. Sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınızda ve dostluklarınızda bazı arkadaşlarınızın mutsuzlukla beslendiğini fark ederek bu insanlardan sakince hiç çaktırmadan anl usulca usulca uzaklaşacaksınız. Bu usulca uzaklaşmanın size çok büyük katkıları olduğunun da farkına ve bilincine varacaksınız. Bağıra çağıra değil yani. Hayır. Seni istemiyorum, senin şu problemin var, bana bunu yaşatıyorsun, senin bu konuda güvenmiyorum demek değil. Usulca, sessiz sedasız, sakince uzaklaşacaklar. Peki. Ve e, kendi enerjinizi güçlendiren Alanları yükselteceksiniz. Bu da sizin hem beden sağlığınıza hem ruh sağlığınıza çok katkısı olan bir durum olacak. Haftanın spotu, yeni tanışacağınız kişilerden uzaklaşın. Sağlıkları iyi mi peki? Sağlıkları oldukça iyi bir hafta. Ee, bu hafta aslında bütün burçlar için aynı şey geçerli galiba değil mi? Yeni evet. tanışacağı her insandan uzak durması gerekiyor.